Yine sabah olacak. Yine yeni bir gün başlayacak. Ve ben yine öleceğim. Aralarında Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg'ün de olduğu pek çok zengin, ölümsüzlük çalışmaları için milyonlarca dolar harcıyormuş arkadaşlar. Google'ın kurucularından Larry Page bunun için dünyanın en önemli bilim adamlarının da topladığı 750 milyon dolar bütçeli bir şirket bile kurmuş. 2 milyar dolarlık servetinin dörtte birini bağışlayan Peter Thiel ise duyduğumda hayran olduğum şu efsanevi cümleyi kullanmış. Hayatın bir sonunun olduğu fikrini yenmek için çalışmamız lazım. ...2017'de zinciri kırma ama neden videosunda özetle şunu demiştik. Hayattaki çabalarımızın, çalışmalarımızın sadece Allah rızası için olan kısmı ölümle sıfır olmaktan kurtulur ve sonsuz olurlar. Şöyle yorumlar da geldi. Ya ateistler ne yapacak o zaman? Hem diğer insanlara yaptığımız katkılarla da o sıfırı bir yapmış olmaz mıyız? Biz ölsek bile eserlerimizle yaşarız diyenler oldu. Şimdi ateistlerin ne yapacağını videonun sonuna bırakalım ama. Gelin şu insanlara katkı yapmak konusunda bize öğretilen ezberleri bir sorgulayalım. Bir anda kendinizi bir otobüsün içinde bulduğunuzu hayal edin. Kim getirdi sizi, niye geldiniz, hiçbir şey bilmiyorsunuz, arka sıralardasınız. Ve otobüsün içinde şöyle bir vahşet ortamı gördüğünüzü düşünün. Her 60 saniyede bir zorla rastgele bir kişi indiriliyor ve öldürülüp hayatını kaybettiği size söyleniyor. Sıra size ne zaman gelecek bilmiyorsunuz. Bir yandan otobüse yeni gelenler de var. Müthiş bir can pazarı hali var otobüsün içinde. Her an siz de indirilebilirsiniz. Böyle bir durumda biri sizin yanınıza geliyor ve diyor ki sen indirilene kadar otobüsün içinde bir takım eserler yapmalı ve bunu yeni gelenlere bırakmalısın. Böylece sen ölsen bile eserlerinle yaşayacaksın dese ve size de otobüsün içinde yaptığı bir eseri verse. Ne dersiniz bu adama? Benle dalga mı geçiyorsun? Bu mu yani bana yaptığın katkı şu anda bu mu? Her bir dakika indirilebilirim. Bana katkı yapmak istiyorsan şu başımdaki problemi çöz önce deriz herhalde, doğru mu? Peki böyle demediğimizi varsayalım ve hakikaten adamı dinleseniz ve bir şekilde kendinize avutup eser yapsanız ve siz de yeni gelenlere aynı şeyi telkin etseniz. Eserler yapın ve onunla yaşayın deseniz. Bu yeni gelenlere bir katkı mı olur? Yoksa her an indirilebilecek olan bu yeni gelen insanları kandırmış ve oyalamış mı olursunuz? Ve düşünün ki otobüsün içinde sistem böyle işliyor. Nesiller geliyor, nesiller gidiyor ve kimse otobüsü sorgulayıp kendilerini ve diğerlerini asıl tehlikeden kurtarmaya çalışmayıp otobüsün içinde birbirlerine bıraktıkları birikimlerle içerideki 5-10 dakikalık hayatı daha teknolojik, daha gelişmiş hale getiriyorlar ve bunu yapanlar da otobüsteki yolculara şöyle şöyle katkıları oldu diye nesiller boyu alkışlanıyor, ödüller veriliyor ve tarihlere geçiyor. Herhalde CNN muhabiri böyle bir otobüse gelse tüm zamanların en büyük skandalı diye haber yapardı. Birbirini takip edip mahvolan akılların tutulduğu bir otobüs. 2 artı 2'nin 5 diye anlatıldığı bir matematik okulundaki skandal bence çok ufak kalır bunun yanında ama sistem böyle işliyordur işte. Ben dönem ve tüm gidiyorum. Dobado 5 mişi. Pes çok sual nist. Fahmidi? Fakat fikirim ki... Fake nakon. Ne mi kadar fake koni? 7 milyarlık dev bir otobüsteyiz. Ve bu otobüste her 60 dakikada bir 10 bin kişi indiriliyor ve maddeci zihniyetin bize söylediğine göre hayatını kaybediyor. Arkadaşlar, insanlara katkılarıyla yaşamak fikri yok demiyorum ama biz insanlara katkıyı sadece dünyevi anlıyoruz. Yeni nesillere dünyevi bir şeyler bırakmak hayati tehlikeyi atlatmışlarsa anlamlı olur. Yoksa hayati tehlikesi olan birine bırakılacak eser nedir? Lütfen böyle birini düşünün. Hayati tehlikesi olsun. Ona al bu iPhone 8. İnsanlığın sana bıraktığı eser. Sen de 9 yaparak katkıda bulunursun. Demek o çocuğa katkı mıdır? Birinin hayati tehlikesi varsa diğer bütün gündemleri iptal olur. O gün dev bir konseri bile olsa, Dünya Kupası finaline çıkacak bile olsa, üniversite sınavına girecek bile olsa tek gündemi hayati tehlikeyi atlatmak olur. Kimin hayati tehlikesi yok ki zaten? 60 saniyede bir kişinin indirilip öldürüldüğü o otobüste hangi yolcu için hayati tehlikesi yok diyebilirdik? Her 60 dakikada zengin, fakir, genç, ihtiyar rastgele 10 bin kişinin öldüğü bir dünyada kimin hayati tehlikesi yok diyebiliriz ve bundan daha ciddi ne olabilir? Yeni girdik değil mi 2017'ye? 20 gün oldu. Kaç kişi öldü biliyor musunuz? 5 milyon. Kimin hayati tehlikesi yok ve bundan daha ciddi ne olabilir? Hazırsanız sorayım. Ölümün olduğu yerde daha ciddi ne olabilir?
İşte Mark Zuckerberg, Larry Page gibiler bunun farkında. Larry Page'e gidip, ya insanlar Google'ı bıraktın işte, tarihler seni hep yazacak. Bak senin sayende herkes YouTube'a video yüklüyor. Daha niye ölümsüzlüğün peşindesin ki? Yani hem bu kadar parayı hem de bu kadar bilim adamının mesaisini harcıyorsun diyebilir misiniz? Hayır, vicdan bunu reddeder, fıtrat bununla avunmaz. Milyarlarca lira toplayıp daha fazla eser bırakmak bu insanların ölümden korkma seviyelerini artırmış sadece. Çünkü artık kaybedecekleri çok daha fazla şey var. Bu yüzden kendilerini kandırmayıp bir an önce o sondaki sıfırı çözmeye çalışıyorlar. Hem kendilerine hem insanlığa bırakılacak en büyük eserin ölümsüzlük olduğunun farkındalar. Tabii ölümsüzlüğü bile maddede, dünyada aramaları çok acıklı bir durum bence. Yani elbette bu çalışmalarla daha uzun insan ömürleri mümkün olabilir ama hiç bitmeyen bir hayat gibi bir müjdenin bile maddede aranması çok trajik geliyor bana. Ölümsüzlük iksiri zaten kendisi en temelde özünde ölü olan maddeden değil, kendisi hep hayatta olan, ölüm kendisine hiç olmayan birisinden olabilir ancak. Var veya yok, oraya girmiyorum şu anda. İşte böyle birinden getirdiği haberle Peygamber aleyhissalatü vesselam insanlığa en büyük katkıyı yapıyor ve önümüze bambaşka bir senaryo koyuyor. Otobüsten indirilenlerin maddeci zihniyetin söylediği gibi hayatını kaybetmediğini, sadece başka otobüslerle ebedi hayatlara, ebedi memleketlere sevk edildiğini haber veriyor. Toprakta dağılanın biz değil, bizim maddemiz olduğunu, bizimse ruhumuzla sonsuz hayatlara sevk edildiğimizi haber veriyor. Hayati tehlikemizi, hayatını kaybetmek fikrini yok ediyor. Tabii bunun delillerini konuşuruz, tartışırız başka videolarda ama illa ateist arkadaşlara bir tavsiye verilecekse bu eser bırakın ve onlarla yaşayın olmaz. Bu onları kandırmak olur. Bütün korkuların, endişelerin temelinde ölüm korkusu var. Korkularınızdan özgür yaşamak istiyorsanız ölümü bir şekilde çözmek zorundasınız. Ya siz de bilim adamı olup bu çalışmalara katılın veya maddi olarak onları destekleyin. Çünkü bir yandan da siz ölmeden önce bulunması lazım. Ama ben daha çok Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği mesajı araştırmanızı tavsiye edeceğim. Daha uyumamayı bile başaramadığımız dünyada ölümsüzlüğü maddede aramak gibi çok büyük bir riski almak yerine her şeyin madde olmayabileceği ihtimaline önem vermenizi tavsiye edeceğim. En basit hayat tabakasında olan çekirdeklerin toprak altında ölüp hayatını kaybettiği gibi görünmesine rağmen toprağın üstünde hayatının çok daha üst düzey şekilde devam ettirilişiyle her sabah günün, her bahar tüm yeryüzünün dirilişinin gözümüze sokulduğu bir senaryoyla Allah'ın bir mesaj veriyor olabilme ihtimaline önem vermenizi tavsiye edeceğim. Önem vermenizi diyorum çünkü gerçeklere samimi olarak müşteri olursak gerçekler önümüze çıkarılacaktır. Gelelim otobüsün içindeki sisteme rağmen doğru olanı yapmaya çalışıp 2 artı 2'ye 4 demekte direnenlere. Doğru ben uyuduğum şu çor. Vakti hem için çormuşu. Şuturum mümkün değil hep penç başı. Aslan kim bu tecrübe sizden doğru? Bir çay kıymanızı sol mu vereyim? آقا فقط میخواستم بگم دوبادو پنج میشه تکرار کن ولی آقا روی تخت تکرار کن دو برابر دو رو به چهار همه تو میدونین که چهار میشه تخت رو نگاه کن تو هم که میدونین چهار میشه چی نمیگی سکوت جون نکن تو برگردم این دانش آموزان از ممتاز ترین دانش آموزان مدرسه هم الگوی این مدرسه هم یه ذره از اینو یاد بگیریم بگیم اینا دوباره چند میشه؟ آقا اجازه پنج میشه آقا آفرین حالا حاصل جمع جمع میشه؟ جواب سریع بگیرس اکی آرتی اکی اصرارلا دورت دیب اتوبوسون ایچیندکی سیستمه رامن یولچولارا اصل کاتکی یاپمایا چالیشانلار سیزین گیبیلرین اتوبوسون ایچیندکی یاشام استانداردلارینا هیچبی کاتکیسی یوک diye suçlanabilirler. Onlara Nobel ödülleri verilmeyebilir, sistem onları kutsamayabilir. Mezarlıkları şehirlerin dışına taşıyan modernist düzen yaptıkları işi önemsemeyip aşağılayabilir. Ama onlar ölüme karşı, hayatını kaybetmek fikrine karşı Kur'an'ın nuruyla mücadele içinde olmaktan hem kendileri hem de bütün yolcular için vazgeçmemelidirler. Dünyevileşmemelidirler. Kendilerine dayatılanlar karşısında asimile olmamalıdırlar. Zaten meslekleri ölümsüzlüğü müjdelemekken öldürmeyi seçip kukla olmamalıdırlar. Hiçbir menfaat elde etmeden, menfaat elde ediyor imajını bile vermeden
bir kişiye daha vahyin nurunu ulaştırmak, bir kişiyi daha hayatını kaybetmek fikrinden kurtarmak, bir kişiyi daha korkularından özgürleştirmek için çalışmalıdırlar. 2 milyar dolarlık servetinin 1/4'ünü harcayarak maddede de olsa ölümsüzlüğü arayan Peter Thiel'a sonuna kadar katılıyoruz. Hayatın bir sonunun olduğu fikrini yenmek için çalışmamız lazım. Ona, kendimize ve bütün dünyaya Kur'an'ın bu fikri çoktan yendiğini delilleriyle ulaştırabilmek duasıyla.